Selamlar arkadaşlar, yeni videoma hoş geldiniz. Bu videomuzda yeni bir seri başlatacağız. Bu serimizin adı bir banka projesi kodlama olacak. Java ile kodlayacağız bu programı. Ayrıca MySQL database veri tabanını kullanacağız. Bir de tabii ki de her programımızda kullanacağımız nesne yönelimli programlama konusunda bu projemize dahil edeceğiz. Şimdi hemen ben başlamak istiyorum ancak kodlamaya başlamadan önce bazı programları indirmemiz gerekiyor. Bunları hemen Firefox'um açayım ben. Birincisi bir phpMyAdmin'e ulaşmamız gerekecek. Bunun için bir lokal adres oluşturmamız için bir program gerekiyor. Bunun adı Xamp. App Server adında bir uygulama daha var. Onu da bulabilirsiniz eğer onu kullanıyorsanız. Bu da bir web sonuç yazılımı gördüğünüz gibi. Hepsi aynı zaten. PHP tabanlı MariaDB burada yazdığı gibi. Ama bizim için gerekli olan MySQL kısmını kullanacağız. phpMyAdmin de kurulu olarak gelmektedir diyor gördüğünüz gibi. phpMyAdmin kullanacağız. Orijinal sayfasında burada seçenekler var gördüğünüz gibi. İşletim sistemlerine göre değişebiliyor. Hangi işletim sistemini kullanıyorsanız kurmanızı istiyorum. Zaten direkt setup kurulum olarak yapıyorsunuz. Bir de arkadaşlar MySQL Connector adında bir program indireceğiz. Daha doğrusu program değil ama bir jar dosyası. Jar dosyası indireceğiz. Bunu şu sayfasından indirmeyi denemeyin. Yani eğer bulabilirseniz direkt indirin tabii ki de. Hatta bakalım. Ben her yerinde bir bulamamazlık yaşıyorum. Tar arşiv. Evet burada. Tamam. Bu sefer bulduk. Compressed tar arşiv. Şu. İsterseniz zip arşiv indirin. Fark eden bir şey yok. Tamam, zip indirelim. Hiç fark eden bir şey olmayacaktır. Burada no thanks just start my download derseniz indirmeyi başlatacaktır. Zaten küçük 4,6 MB'lık bir dosya. Dediğim gibi jar dosyası olarak geliyor. Şöyle. Bunu masa üstüne atın şöyle. Daha sonra içindeki sadece şu dosyayı veya şu dosyayı, ikisi de aynı zaten. Şunu şöyle şuraya bırakın. İkisi de dediğim gibi aynı. 5,48, 5,48 gördüğünüz gibi. Şimdi bunu siliyorum. Example'de kurdunuz varsayarak artık geçiyorum arkadaşlar programlama kısmına. Şimdi bizim program bakışımız nasıl olacak? Öncelikle bizim 3 tane sayfamız olacak. Yani 3 tane ekranımız olacak. Şöyle düşünebilirsiniz. Birincisi giriş ekranı olacak. Login ekranı. Login ekranında tabii ki de veri tabanı bağlantısı sağlamamız gerekecek. İkinci ekranımız hangi kişi sistemine giriş yapmış? Ben giriş yaptıysam benim bilgilerimi gösteren bir ekran. Bir başkası giriş yapmışsa onun bilgilerini ekrana gösteren bir ekran, bir arayüz yapacağız. Ardından bir de sadece programın biraz daha veri tabanıyla uğraşmamız için bir şifre yenileme kısmı kodlayıp projemizi sonlandıracağız. Siz bu projeyi isterseniz dilediğiniz gibi geliştirip kullanabilirsiniz. Ben zaten halihazırda geliştiriyorum arka planda ancak belli bir kısmına da proje olarak YouTube'a içerik olarak çıkartmak istedim. Hem veri tabanlı programlama hem nesne tabanlı programlama hem de Java'yı birlikte kullanarak bir proje yaratmak istedim. Hemen ben Eclipse'de yeni bir proje yaratıyorum. Java Project deyip projemiz adımız Çiftlik Bank 2. Hemen şurada Çiftlik Bank 2 olarak şurada da açık gördüğünüz gibi zaten ama eski projemiz. Şimdi burada kodlama başlamadan önce bizim MySQL Connector'u bir programımıza yani projemize dahil etmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? Hemen ben burada üzerine geliyorum proje adımın. Burada build pad var. Eğer bu tarz bir şey çıkıyorsa sizde içine tıklayın. CR System Library deme özür diliyorum. SRC'nin üzerinde build pad'de John Figure build pad mi? Tamam, orada da aynısı çıkmıştı sanırım. Burada libraries kısmı var. Libraries'te add internal jars yani çalıştırılabilir Java jar dosyası ekle diyor. Buna bastığınızda masa üstünüzdeki MySQL konnektörü ekleyin arkadaşlar. Ve buraya referenced libraries yani referans kütüphaneler olarak MySQL konnektör Java olarak bulabilirsiniz. Şimdi bu konnektör jar dosyasını kullanabileceğiz. Ben hemen bir giriş login ekranı tasarlayacağım. Bunu nasıl yapacağım? Burada SRC dosyasına new deyip order seçiyorum. Ardından application window var. Swinger desteğinin altında. Application window'u iki kez tıkladığımızda name soruyor bize. Ne soracağı? Login yazıyorum ben. Daha sonrasında başka hiçbir şeye gerek yok. Finish'e basabiliriz.
Evet. Şimdi kodlar geldi gördüğünüz gibi. Biz bunu tabii ki de tasarım kısmıyla uğraşacağımız için design kısmı var altta. Oraya tıklıyoruz. Bekliyoruz burada. Program hata verdi. Yanıt vermesini bekleyeyim değil mi? Evet geldi. Böyle bazen hatalar verebiliyor. Şimdi gördüğünüz gibi tasarım ekranımız geldi. Tasarım ekranımız bu şekilde. Burada sürükle bırak mantığıyla bütün elemanları koyacağız. Hemen ben bir giriş ekranı tasarlamak istiyorum. Şöyle bir genişliğine bakalım. Bu iyi midir? İyidir. Hemen başlığı değiştirelim arkadaşlar. Title'a Çiftlik Bank Login ya da giriş ekranı diyelim ya Türkçe olalım birazcık. Normalde böyle olmaz ama yabancı dil kullanılmaları önerilir. Ancak biz Türkçe devam ediyoruz. Burada arkadaşlar şuradaki Java ikonunu değiştireceğiz. Iconimage diyorum. Absolute Path in File System diyorum ve burada benim normal arka planda yürüttüğüm projenin içinde vardı SRC dosyasında. Şu Bank 64 olanı seçiyorum. Tekrar buraya basıyorum ve OK'a bastığımda buradaki ikonun değiştiğini görüyoruz. Şimdi hemen ben bir panel ekleyeceğim buraya. J panel ekliyorum tam ortaya. Bu panelimizin yerleştirme biçimi absolute yapıyorum. İstediğim maddeyi istediğim yere yerleştirebilme özgürlüğü sunuyorum yani. Daha sonra bir tane J label ekleyip şöyle bunun içindeki yazıyı sileceğim ve bunun genişliğini 128'e 128 ayarlayacağım. Başarabiliriz. Evet. Hemen şuraya şöyle koyacağız. Bu arada video bitmeden arkadaşlar size de normal arka planda yürüttüğüm projenin aynısını göstereceğim. Zaten bu projeye benzer neredeyse oradan esinlenerek yaptım zaten. O da bir banka projesi. Onu da aynı şekilde gösterelim. Nasıl çalıştığını, nasıl işlediğini görürsünüz. Bunun içine ben bir resim ekleyeceğim. Absolute Path diyorum yani. Aynı şekilde ve burada 128'lik olanı seçiyorum. Tekrar buraya basıyorum. Ok diyorum. Ve gördüğünüz gibi resim geldi. Arka plan rengi değiştirebilirsiniz isterseniz panel olduğu için. Dark Gray mesela. Orası sizin zevkinize kalmış bir durum. J-Label ekliyorum. Oraya kullanıcı adı istemem gerekecek. Kullanıcı adı istediğimi belirtmem için de kullanıcı adı yazacağım. Şöyle büyütüyorum. Bunu yazı tipini büyüteceğim. 20 yapıyorum. Bold yapıyorum. Ok diyorum. 20 büyük mü oldu ya? 20 büyük oldu sanki. 17 yapalım. Şu iyi midir? Aynen bu iyi. Ama bunun yazı rengini beyaz yapalım. Bunun karşısına bir text field koyacağız. Yani input alanı koyacağız. Şöyle. Bunun adını da hemen şuradan input username diyorum. Tamamdır. Bunun altına hemen ben bir şifre alanı yaratalım. İçeriğini tabii ki şifre olarak değiştiriyoruz. Değiştireceğiz. Şu şekilde. Şöyle iyi midir? O biraz bu tarafta kaldı ya. Şöyle birazcık genişletelim. Çok detaya inmek istemiyorum ya. Tamam, neyse böyle dursun bakalım. Şifre kısmımıza da bir J password field ekleyeceğiz. Bu arada sizlere bir şey de göstermek istiyorum. Bu J password field hakkında. Bunun içine bildiğiniz gibi şöyle yuvarlak yuvarlak çıkıyor ne yazarsanız bunu değiştirebiliyorsunuz. Nasıl? Burada üzerine tıkladığınızda seçtiğinizde burada echo char var. Bunun istediğiniz içine istediğiniz karakteri koyabilirsiniz. Koyduğunuz karakter neyse o çıkacaktır. Hemen mesela ben bir şimdi özel karakter ve simgelerden hemen önceden araştırmıştım. Buraksari.com'dan. Burada güzel simgeler var. Hemen buradan bir tane seçeceğim. Bakın mesela güneş. Eğer kabul ederse bunu koyalım. Bakıyorum.
kaydettim. Select first diyelim. Çalıştıralım. Burada kabul etmiyor galiba. Save as UTF-8 diyelim. Evet, çalıştırdık. Şimdi yazıyorum ve gördüğünüz gibi güneş şeklinde çıkıyor. Bunu istediğiniz yere istediğiniz biçimde yazılabilir. İstediğiniz char karakterini koyabilirsiniz. Şimdi bunun altına bir C buton koyacağım. Giriş yapması için. Artık buradaki girdilerini onaylayıp ben giriş yapmak istiyorum diyor arkadaş. Giriş yap butonunu koyduk. Bundan sonra arkadaşlar burası böyle, bir de ne yapalım? Şuraya bir de label atalım mı? Böyle güzel şaşalı bir label atalım. Ne yazalım? Çitlik Bank yazalım. Bana proje adı sadece aklıma bu geldi cidden. Tekin Bank koysam. Sevmedim Tekin Bank. Uyuşmadı. Bank adı gibi durmuyor. Şöyle büyütelim arkadaşlar. Olmadı bu ya. Şu iyidir. Tabi siz buraları istediğiniz gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece örnek olması açısından yapıyorum. Şöyle tam arkasına gelecek şekilde yapalım bence. Hatta rengini de değiştirelim. Kırmızı yapalım. Tamamdır. Şöyle bir de ortalayalım bunu. Şuradan center diyelim, horizontal. Evet. Tamam arkadaşlar, giriş ekranımız bu kadar. Şimdi hemen ne yapacağız? Bizim bir önceki example çalıştırmamız gerekiyor. Daha example'lik bir işimiz yok aslında bakarsanız, ama şöyle bir example çalıştıralım. Hem example görün. Ondan sonra ben bu videoyu bitireceğim. Bitirmeden önce de projeyi göstereceğim sizlere. Burada benim bilgisayarda bir hata oluşturuyor. Bilmiyorum. Kurulumda bir sıkıntı oldu galiba. Sürekli hata veriyorum ama program çalışıyor. Belki yazılımda bir hata vardır. Önceden böyle hataları almıyordum ama bilmiyorum. Bizim için Apache ve MySQL önemli. Bunların ikisini lütfen başlatın sadece. Diğerlerini de kurduysanız başlatmanıza gerek yok. Bilgisayarınızı boşuna yormayın. Daha sonrasında bunu kapatın. Zaten o alta iniyor. Şuraya geliyor. Şimdi PHP MyAdmin hemen şöyle. Burada localhost PHP MyAdmin şu şekilde yazarsanız eğer tamam demektir. Ama önce eğer kurulduğunu onaylamak istiyorsanız, yani emin olmak istiyorsanız sadece localhost yazın. Ve eğer karşınıza böyle bir ekran geliyorsa, example kullanıyorsanız veya app server tarzında böyle bir ekran geliyorsa, kurulum başarılı demektir. Yani gönül rahatlığıyla PHP MyAdmin'i kullanabilirsiniz. Size girişte kullanıcı adı parola sormuyor. Kullanıcı adınız root ya da admin miydi? Root oluyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Şifreniz boş kalıyordu. Otomatik giriş yapıyor. Yani eğer değiştirmek isterseniz burada ayarlar var. Buradan değiştirebiliyorsunuz. Buradaki gördüğünüz gibi benim gerçek kendi projemdeki veri tabanım çiftlik bank olarak. Burada gördüğünüz gibi hesaplar mevcut. Şimdi bizim ekranımız bu şekilde. Şimdi böyle çalışmıyor. Java'nın normal çalıştırdığınız Java'nın şeyinde çalışmıyor. Özür diliyorum. Windows'un buton şekli çalışmıyor gördüğünüz gibi. Java'nın kendine özgü Swing şeyiyle çalışıyor. Butonu falan değişik gördüğünüz gibi. Böyle yazdığınızda şu şekilde görebilirsiniz. Şimdi kullanıcı adı ve şifreyi oluşturduk. Ben şimdi bu videoyu fazla uzatmayacağım. 14 dakika olmuş zaten. Hemen bir sonraki derste MySQL veri tabanını halledeceğiz. Ama ondan önce dediğim gibi bir projeyi göstermek istiyorum sizlere. Nasıl bir hal alacak? Merak edenleriniz olursa lütfen hemen gösterelim. Şurada sadece dosyamız için de bir login ekranı var. Tamamdır. Burada main, password ve çiftlik bank, yani database kısmı kodladık. Şu şekilde gösterelim sizlere. Gördüğünüz gibi veri tabanı kodlaması bu şekilde, yaklaşık 200 satırı geçkin bir kod var. Tabi arada boşluklar falan da var. Onlara da sadece 200 satır koda falan gelmiştir. Login ekranımız var. Login ekranımız şu şekilde. Şunu kapatalım. Save diyelim. Login ekranımız şu şekilde. Hemen gösterelim. Şu tarz bir login ekranımız var gördüğünüz gibi. Bunun da kodlama kısmı. Burada zaten arkadaşlar siz buraya ne eklerseniz otomatik olarak buraya geliyor. Örneğin siz buraya cphanel eklediğinizde bunlar yazmanıza gerek kalmıyor. Otomatik olarak buraya cphanel ekleniyor zaten. Hiç kodlamanıza gerek yok. Sadece içindeki yazılar olsun. Onları düzenlemek isterseniz sadece düzenleyeceksiniz.
Bunları bu şekilde göstermiş olalım. Şimdi çalıştıralım. Main kısmında gösterelim hatta öncelikle bir. Main kısmımızda şu şekilde. Arka planda bir şey çalışınca olunca böyle bir sıkıntı çıkar diyor. Main kısmımızda bu şekilde. Burada neden 0 yazıyor veya burada neden 0 yazıyor veya şu başlıkta neden 0 yazıyor diye sorarsanız eğer birazdan göreceksiniz. Neden 0 yazdığını anlamış olacaksınız. Bizim projemiz bu hali alacak. Şimdi login ekranını çalıştırıyorum ben. Şu an database bağlantımız var. Yani PHP My Admin çalıştığı için database'e bağlanabiliyorum. Eğer ben bunu çalıştırmasaydım, bakın hemen şöyle göstereyim ben sizlere. Show diyelim. MySQL'i stop dedim. Şu an durdu. Hemen şurayı da yenileyelim. Gördüğünüz gibi erişim engellendi yazıyor. Gördüğünüz gibi. Şimdi bu ne ya? CSGO. Şimdi burada çalıştırdığımızda login ekranını tekrar çalıştırmak istediğimizde bize bir hata veriyor. Gördüğünüz gibi veri tabanına bağlantısı hatası veriyor. Ama program tekrardan yüklüyor mu? Yüklüyor. Buraya girişe tıkladığınızda veri tabanı başarısız oldu diyor. Gördüğünüz gibi. Bunları tamamen internetine kadar kodladık. Kodladım daha doğrusu. Tek başıma yürütüyorum projeyi. Şimdi bunu çalıştırdık. Artık bir giriş yapalım herhangi bir hesaba. Bu tabii ki de kendimizi geliştirmek için bir proje arkadaşlar. Yoksa böyle şirketlere sunacağımız proje tarzı değil. Kendimizi geliştirmek sadece amaç. Burada kullanıcı adına herhangi birini girebilirsiniz. Hem ben öncelikle mesela yazılım evreni. Hemen onu bir deneyelim. Daha doğrusu burası name, username. Username şurası. Yazılım nokta evreni. Yazılım nokta evreni. Şifrede 1, 2, 3, 4, 5. Giriş yapa diyorum. Giriş yapa basıyorum. Giriş başarılı. Bağlanan hesap yazılım evreni diyor. Ok diyorum. Ve gördüğünüz gibi null yazan yerde yazılım evreni, yazılım evreni, yazılım evreni, kişisel çiftlik banka hesabı. Burada da gördüğünüz gibi 1000 TL olarak yazıyor. Neden böyle şeyler yazıyor? Çünkü bizim adımız soyadımız yazılım evreni. Username'imiz yazılım nokta evreni. Buradaki şifremiz yazıyor. Tabii ki de görünmeyecektir o şifre. Şimdi şifre değiştir de deneyeceğiz. Yazılım evreni kullanıcı adı. Hesap bakiyemiz 1000 TL. 1000 TL hesap bakiyemiz. Bir de hemen şurada Yusuf, en üstteki Yusuf Tekin olan kısımda denemek istiyorum. Hemen Yusuf 40 1 2 3 4. Burada da gördüğünüz gibi echo çarı değişik bir radyasyon işareti, radyoaktif madde işareti gibi bir logo işaret koyduk. Bunu da bağlanan hesap Yusuf 40 dedi. Bastım. Gördüğünüz gibi Yusuf 40 Yusuf Tekin, şöyle yapalım. Yusuf Tekin bakiyemiz 0 olarak görünüyor. Gördüğünüz gibi. Bunlar hala yapmadım. Bunlar boş şu anda. Bunlar hala geliştirilmekte olan buralar. Full boş. Sadece bu ekranı tasarladık. Şimdi şifre değiştir kısmına bakalım. Şifre değiştire basıyorum. Eski şifremiz. Ne bizim eski şifremiz? 1, 2, 3, 4. Yeni şifremiz 1, 2, 3, 4, 5. Sıfırla diyorum. Hesap şifreniz başarıyla güncellendi diyor. Burada bir hata var. Onu düzeltelim biz. Arka planda çıkıyor sürekli. Daha doğrusu şu sürekli ön planda olduğu için bu arka planda çıkıyormuş gibi gözüküyor. Hemen onu düzeltiriz videodan sonra. Ok diyorum. Ardından burada sayfayı yeniliyorum. Ve gördüğünüz gibi şifremiz 1, 2, 3, 4, 5 oldu. Peki yanlış girsek ne olacaktı? Eski şifremizi yanlış giriyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6 girdim mesela. Yeni şifremde 1, 2, 3, 4, 5 girdim. Sıfırlaya basıyorum. Eski şifreniz hatalı diyor. Şifre uyuşmuyor diyor. İşte arkadaşlar bizim bu kodladığımız proje bu hali alacak en sonunda. Yapacaklarımız bu şekilde olacak. Belki siz daha iyisini yaparsınız, geliştirirsiniz benim kodları. Zaten paylaşıyorum ben her videonun altında projeyle alakalı. 19 dakika olmuş, fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda dediğim gibi butona tıklandı artık database girişini yapalım. Orada database veri tabanıyla alakalı işlemlerimizi gerçekleştirelim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere o zaman. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın arkadaşlar.